Bir buyurun. Hocam yine Instagram'da genç bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Hocam Allah'ın yarattığı bilimle uğraşmak ibadet etmek kadar sevap kazandırır mı? Şimdi hemen o kardeşimize ben bir ayet okuyayım. İlim sadece dini içerikli metinleri okumaktan ibaret değildir. Bu kardeşimize özellikle Fatır suresinin 27 ve 28. ayetlerini not almasını tavsiye ediyorum. Hani evde okusun, baksın. Burada Allahü Teala evrenden söz ediyor, yağmurun yaratılışından söz ediyor, çeşit çeşit bitkilerin dünyayı süslemesinden söz ediyor, işte dağlardan söz ediyor, dağlardaki yollardan söz ediyor, beyaz yollar, kırmızı yollar, siyah yollar filan diye insanlardan, canlılardan, işte diğer hayvanlardan, rengarenk canlı dünyasından söz ediyor. Sonunda diyor ki, yani 28. ayette Fatır suresinin, yani 35. surenin 28. ayetinde buyuruyor ki Allahü Teala, bu içeriği verdikten sonra, yani kainatla, evrenle, canlılarla, çevreyle alakalı bilgileri verdikten sonra buyuruyor ki innema yahşallaha min ibadihi el ulemau. Allah'a kulları içerisinden layıkıyla gerçek manada saygı duyanlar işte bu alimlerdir. Yani evrenle, tabiatla, modern bilimle uğraşanlar Kur'an'ın aslında alim dediği insanlar. Çünkü hayranlık, hayret duyguları artıyor değil mi hocam? Yani Allah'ın sanatına tanıklık etmek. Tabii şimdi bakın mesela şöyle ayet-i kerimeler var. Allah-u Teala diyor ki mesela felyanzuril insanu mimme hulik. İnsanoğlu nereden yaratıldığına bir baksın. Bakın bu embriyoloji bilimini bize tavsiye ediyor yani. Nereden yaratıldı? Nereden yaratıldığı ile alakalı sonra detay veriyor. İnsanın üriner hücrelerinin vücudun neresinde bulunduğuna dair, hatta ceninin, embriyonun neresinde yaratıldığına dair Tarık suresinde bilgi veriyor Allahu Teala. Sonra mesela diyor ki felyanzuril insanu ila taamihi. Yedikleri gıdalara baksınlar. Nasıl olmuş? Abese suresinde bunu anlatıyor. Uzun 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 uza diye anlatıyor. Başka bir ayette Araf suresi 185. ayette diyor ki: "Evelem yara ila ma halakallahu min şeyin?" Evelem yanzuru fi melekutu semavati vel ardı ve ma halakallahu min şey. Yani göklerin yerin melekutunu bakıp görmüyorlar mı? Neden incelemiyorlar? Ve Allah'ın yarattığı her bir şeyi neden incelemiyorlar diye bizi evrene, tabiata, onu yakından tanımaya yönlendiren Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla ayet var. Yani bunu yapmıyorsak o zaman, yapmadığımız zaman yüzlerce ayeti yok sayıyoruz demek değil mi? Elbet. Yani bunu yapmayan bir Müslüman Kur'an'ın bu yüzlerce hitabını ve davetini hiçe sayıyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını, içeriğini daraltıyor demektir. Ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Namaz kılmak nasıl ibadetse laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar yapmak da öyle bir ibadettir. Ha, bu araştırmaları yapanların namaz kılmasına gerek yoktur diyenlerden değil. Yani biri diğerinin alternatifi değil zaten. Alternatifi değil. Olması bunlar beraber yürümesi gerekenlerdir. Çünkü Allahü Teala bu evreni incelemeyi, tanımayı da bize görev olarak yüklemiştir. Bunun için bilimsel araştırma laboratuvarları kurmak, yani uzay çalışmaları yapmak. Ben başka gezegenlerde hayat olabileceğine dair Kur'an'ın işaretler içerdiğini bilen bir adamım. Dolayısıyla bu yedi kat göğün neyi ifade ettiğini, üzerimizde yedi tane yol var diyor Müminun Suresi 16. ayette. Bu yedi yolun ne olduğunu bir Müslümanın keşfetmesinin bir görevi olduğuna inanıyorum. Rahat Suresi 2. ayette, Lokman Suresi 10. ayette göklerde direkler olduğu söyleniyor. Bu direklerin neyi karşıladığı bilimsel araştırmalarla ortaya konacak. Yani yer kabuğunun altında, yerin derinliklerinde işte ağırlıkların yerleştirildiğini söylüyor Allahu Teala. Bu bize jeomorfolojiyle ilgilenme görevini veriyor. Hayvanlarla alakalı bilgileri bizim önümüze getiriyor. Bu zoolojiyi bize veriyor. Ne bileyim psikolojik tahliller, sosyolojik tahliller, antropolojik bilgiler Kur'an-ı Kerim'in astronomiden yani uzayından zerresine kadar ne ki yaratılmıştır. O bir Müslümanın okuyup incelemesi ve araştırması gereken konu başlıkları arasında yer alır. Hocam, bu beni ilgilendirmiyor diyemez miyim? Hocam insanlık tarihi göz önünde bulundurulduğu zaman Kur'an'ın benzeri tek bir tane, ona yaklaşabilecek tek bir tane kitap gösteren birisi çıkabilir mi? Çıkamaz. Hocam bu kadar büyük bir davettir ve bu kadar büyük bir iddiadır. Tabii. Yani, ve hiçbir kitap yana yaklaşamaz bile. Yani, aynen bu kadar öyle. Muhtevaya sahip, zengin muhtevaya sahip bir kitabımız var ama maalesef ki işte bütün hayatımıza taşıma konusunda.